Videoya hoş geldiniz. Bugün efsane borsacı olarak bilinen ve daha önce 3 önemli krizi bilen ünlü yatırım uzmanı Grantham'ın uyarılarından bahsedeceğim. Bakalım neler demiş bu abimiz. Çünkü çok fazla piyasada işte birileri bir şey söylüyor. Kimisi diyor ki borsa uçacak, işte sonsuza kadar bu rally devam edecek. Kimisi işte kıyamete kadar bu rally devam edecek. Ama bir de karşıt görüşleri de incelememiz lazım. Bakalım bir de kötü senaryolar da mevcut. Bakalım ne diyormuş bu abimiz. ABD Boston merkezli para yönetimi şirketi Grantham, Mayo Van Otterloo John'un GMO kurucularından biri olan ve şirketin baş yatırım stratejisini yapan Grantham, Bloomberg'e verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı ve borsanın daha da uçacağını söyleyen spekülatörlere sert bir ikazda bulundu. Birkaç hafta boyunca ekstra paramız olacak. Birkaç hafta en son kalan paranız çaresizce yatırıma gidecek. Ve en sonunda muhteşem bir patlama olacak. Piyasalardaki olağanüstü coşku bariz bir seviyeye ulaştığında, piyasa balonları istisnasız her zaman gelecek birkaç yıl içinde de değil, birkaç ay içerisinde patlar. Burayı bir daha okuyalım. Piyasalardaki olağanüstü coşku bariz bir seviyeye ulaştığında, piyasa balonları istisnasız her zaman gelecek birkaç yıl içinde de değil, birkaç ay içerisinde patlar demiş. Grantham, ABD Merkez Bankası'nın kolay para politikası ile ciddi para basımları ile uçan borsalardaki bu rally'nin mutlaka sonuçlanacağını düşünüyor. Grantham, eğer üretimin önemli olmadığı ve sadece kağıt para basıldığı bir dünyada yaşıyorsanız, er ya da geç enflasyonun geri geleceğini söyledi. Grantham'a göre borsa balonunun patlamasına sebep olacak olan şey ise Joe Biden tarafından açıklanan 1,9 milyarlık teşvik paketi. Yani bu abimiz diyor ki işte bu teşvik paketiyle balon son defa şişiyor ve artık balon daha fazla şişemez, patlayacak diyor. Grantham daha önce 2000 yılında dotcom krizi öncesi hisse senetlerinin aşırı değerlendiğini görmüştü. Aynı zamanda Grantham olması lazım. Sanki telefonu bulan adam sanki. Aynı zamanda Grantham 2000 yılındaki küresel finans krizi öncesindeki sert düşüşleri de tahmin etmişti. Ayrıca 2008-2009 küresel finans krizi öncesi de ciddi uyarılarda bulunmuştu. Ancak Grantham'ın yönettiği şirketin kilit isimlerinden Ben Inker, müşterileriyle paylaştığı Haziran ayındaki notta hisse senetlerini satmanın zamanının geldiğini söylemişti ama sonra borsa uçmuştu. Yani bu Grantham'ın yönettiği bir şirketin çok önemli bir ismi demiş ki Haziran'da, arkadaşlar evet borsalar koronadan sonra çok düştü. Şimdi de çok çıktı. Borsalar belki eski seviyesine geldi geçti. Artık hisseleri satmanın zamanı geldi demiş. Ama sonra borsa daha da uçmuş. Şimdi bunlar bir daha bir uyarılarda bulunuyorlar. Yani daha önce uyarmışlar, borsa uçmaya devam etmiş. Şimdi bir daha uyarıyorlar. Daha önce uyarmışlar, çekirge sıçramaya devam etmiş. Bakalım bu sefer çekirge sıçramaya devam edebilecek mi? Yoksa bunların uyarıları gerçekleşmiş mi olacak? Tabi bunlar yatırım şirketi falan yönettiği için bunlar nakite geçmiş benim anladığım kadarıyla. Millete de nakite geçirtmişler kendi müşterilerine. Tabi ki sözlerini dinleyen müşterilerine. Çünkü bazı müşteriler söz dinlemiyordur yani. Her kendi kafasına göre oradan bir %10 kar yapmıştır bir şeyden. Kendini bir şey zannetmiştir. Bir havalara girmiştir. Kaç yıllık borsa uzmanının sözlerini dinlemiyordur belki. Tabii bu dönem çok ilginç bir dönemdi gerçekten. Hiçbir şey bilmeyen insanlar bile, yani borsa konusunda hiçbir şey bilmeyen insanlar bile çok zengin oldular bu dönemde. Tabii bazen de işe yarıyor yani, evet. Atarsın tutar bazen. Şimdi bunlar bir daha uyarıyorlarmış. İşte borsa çok yükseldi falan diye bir uyarılarda bulunuyorlarmış. Bakalım bu seferki uyarıları tutacak mı? Hani bunlar nakite geçtiyse bunlar da borsanın düşmesini istiyorlar tabii. Borsa düşsün ki alttan toplayalım düşüncesinde bunlar da. Ya tabii ben hani bir şey yükseldiyse, sattıktan sonra daha da yükselirse çok da üzülenlerden değilim. Bir şeyi yüksekken alırım, düşer zarar ederim. Bu beni üzebilir, evet. Ama bir şeyi ucuzken aldıysam, yükseldiyse, sattıysam daha da yükselmiş olabilir. Hani bu borsada zaten kar ettiysen daha da çok kar için üzülmeyeceksin bence artık. Çünkü tam milimetrik olarak hesaplamak gerçekten çok zor. En dipte aldığını zannedersin biraz daha düşebilir. En tepede sattığını zannedersin biraz daha yükselebilir. Yani sonuç olarak
kar yaptıysan bence çok da üzülmemek lazım. Mesela borsalar bir düştüğünde mesela hani yıllarca düştükten sonra yatayda gidebiliyor yani. Hani şu 2000 yılındaki şey grafiği bir inceleyin mesela. Şu 1999, 2000, 2001 yılındaki şu 3 yıldaki borsa grafiklerine baktığınızda mesela bizdeki o 2018'deki doların patladığı zaman düşündüğümüzde borsalardaki çok ciddi bir düşüş bizim borsamızdaki tabii. Tamam 2020 yılında bir daha yükseldi, bir daha eski zirvesini geldi geçti ama 2018'den 2020'ye de 2 yıl var şimdi. 2018'de borsa çok yükseldi, ben çıkıyorum diyen, sonra düşünce bir daha giren mesela. İşte böyle yükselip düşen şeyler hareket imkanı verir. Kar imkanı verir. Yoksa borsa hep yatay ise kimse para kazanamaz. Hele mesela bir de o 2018'de borsaya en tepeden borç parayla girenler, faizli parayla girenler falan. Borç parayla borsa girmek çok büyük tehlike. Evet, slaytımız bitmiş. Özetleyecek olursak artık böyle senaryolar da duymaya başladık. Evet, bizim borsamız dolar bazında hala ucuz. Bu doğru. Ama şu da bir gerçek ki bu abimizin söylediği şeyler gerçekleşirse global bir borsalarda çok sert bir düşüş olursa bizim borsamızda kesinlikle bundan kötü etkilenir. İşte dolar bazında ucuzmuş, şuymuş, buymuş. Diğer Amerika borsası diyelim %20 düştü. Bizim borsamız %15 düşer. Evet daha az kaybettirir, daha çok kazandırır muhtemelen. Ama şu da bir gerçek ki bütün dünya borsaları düşerken bizim borsamız yükselemez. Bu da bir gerçek. Yatırım tavsiyesi değildir. Kendi görüşlerimi de söylemedim. Sadece buradaki bu yatırım uzmanının ve daha önce 3 önemli krizi bilen yatırım uzmanının neler söylediğine baktık. Bunlar kötü şeyler değil. Her fikri incelememiz lazım. Yoksa sadece iyi şeyler söyleyenleri dinlersek, borsa uçacak kaçacak sürekli bu fikirleri dinlersek, kötü senaryolara, kötü ihtimallere bakmazsak, kötü ihtimal gerçekleşirse ne olacak? Dolayısıyla her argümanı incelemek lazım. Tüm ihtimalleri düşünmek lazım. Borsa yükselmeye devam edecek diyenlerin de fikirlerine bakmak lazım. Buraya kadarmış artık düşüş zamanı diyenlerin fikirlerine de bakmak lazım diye düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim.